Bugün enteresan bir açıdan video çekelim dedik arkadaşlar. İşte tatil modu. Şöyle bir hafta kaçalım dedik. Ege'nin işte o serin suları diyeceğim ama bazı yerlerde yağmur oluyor biliyorsunuz ki. İstanbul'da zaten bayağı bir yağmur yağmış. Onu da belirtelim. Efendim selamlar öncelikle. Tek tek gidelim. Beşiktaş'ta neler oluyor? Son gelişmeler nelerdi diye. Önce o zaman madem tek tek gidiyorsa kaleden başlayalım. Şimdi bu Ersin'le ilgili bir Red Bull Salzburg, efendim bir Lyon, birçok kulübün isimleri geçiyor. Tabii neyin nesidir araştırıyoruz biraz da. Şimdi tabii ben biraz resmiciyimdir. Artık böyle çok dedikodulardan uzak durarak böyle transfer haberleri vermeye çalışıyorum. Daha doğrusu transfer yorumları ve dedikoduları. Şimdi kulüp zaten kulüpte de konuştu. Bir resmi teklif yok. Red Bull Salzburg tarafıyla da bir kontağım var. O da ya hatta hoca üzerinden bir kontak var. O da herhangi bir teklifte bulunmadık. Yani Ersin'le ilgili bir gelişme hiç olmadı dediler. Tabii şimdi bunları söyleyerek ben haberi kim yazdı bilmiyorum. Nereden çıktı bilmiyorum. Birilerinin de haberini yalanlamak istemiyorum. Çünkü neden? Ben bu işi yıllardır yaptığım için bazen böyle etkileşimleri takip edersin. Dersin ki bu iş buraya gidiyor. Bir dedikodudur, bir şeydir, bir bilgidir. Ama daha zamanı gelmemiştir. Belki zamanında çok erken, yani ham halinde daha olgunlaşmadan belki düşmüştür. O yüzden ben yalan doğru demiyorum. Ben sadece son gelişmeleri söylüyorum. Çünkü Aboubakar Beşiktaş'ın listesinde yokken Beşiktaş'a geldi. Farkında mısınız? Hani transferin son günlerinde. O yüzden bu dönemde işte haber doğru değilmiş falan, yalanmış falan demek ya da doğruymuş demek çok mantıklı değil. Ama şu an için böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Fakat yarın ne getirir ne götürür bilemeyiz. Onu bir belirtelim arkadaşlar. Ama ben de Ersin'in tıpkı Rıdvan gibi iyi bir teklif getirmesini bekliyorum. Yani bunu gidip Ersin sağda solda konuşup falan değil. Kendi menajerimle. Çünkü iyi kaleciler yetişiyor Türkiye'de ve Ersin de bunlardan biri. Dolayısıyla ben Ersin'in de bu sene bir yabancı bir takıma, Avrupa'da bir takıma gideceğini düşünüyorum. Bence de gitmeli ki arkasından da iyi kaleciler geliyor. En azından onların da önü açılmalı. Bu sirkülasyon da devam etmeli. Yani 2 senede mesela Emre ile oynarsın, gider sonra Emir gelir. Utku zaten senin tecrübeli kaleci, daha doğrusu Mert senin tecrübeli kaleci. Burada bu bölgede bir sıkıntı olmadığı için Ersin'in gitmesi hem o fabrikanın işleyiş açısından önemli hem de diğer kalecilerin de önü açılsın anlamında. Rıdvan zaten gitti ama bir kez daha söylüyorum. Daha onun ıslak imzası atılmış durumda değil. Kulüpler falan anlaştı. Onu kesinlikle net söyleyebiliriz. O bonservis 6,5 milyon euro doğru. %20 bir dahaki satıştan pay doğru. Efendime söyleyeyim bonusları var olduğu doğru. Yani Rıdvan iyi bir paraya gitti. Şimdi ben Ersin, Rıdvan, Serdar gibi oyuncularla ilgili hep söyledik. Bu oyuncularla sözleşme uzatıldı ama limite takıldığı için bir türlü TFF'ye bildiremediler. Hadi dediler bizim evlatlarımız falan idare edilir falan. Fakat aileler, menajerler, oyuncuların kendileri teklifler geliyor falan. Bunları da değerlendirmek istiyorlar haklı olarak. Fakat limitin ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu gördük bir kez daha. Biraz da Şampiyonlar Ligi'ne göre kadro kuralı mantığından dolayı yüksek rakamlar. Bu nedenle o limit aşamadılar bir türlü. Bundan sonra gence yatırım yapmak lazım. Önce genci limite sok. Çünkü bak Ersin, bak Rıdvan. Sana para kazandırıyorlar. Hem de ciddi para. Öyle böyle değil. O yüzden önce gencini sok, yaşlısını sonra bakarsın. Yaşlının vakti vardır. Gelir veya gelmez. Hiç şey de önemli değil. Çok tecrübe de demek ki artık arkadaşlar hani Batshuayi, Pjanic falan çok tecrübeli isimlerin bir araya gelip hani böyle lejyon gibi olmuyormuş demek ki. Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı şeyler lazım. Çok daha enteresan şeyler lazım diye düşünüyorum. Yani aidiyet, güç, arzu, hırs, istek gibi. O yüzden
Bu gençlerin önlerini tıkamamak lazım limit konusunda. Buradan çok önemli dersler çıkartılmalı diye düşünüyorum. Sayıs herhalde yarın geliyor. O da ıslak imzasını atmaya geliyor. Bana göre büyük bir transfer başarısı, tutar veya tutmaz. Bak onu söyleyeyim. Tutar veya tutmayabilir. Ama bonservis elinde mi? Evet. Vida'dan daha az maliyetli mi? Evet. Budur. Bir de güçlü sistem biliyor. Evet. Yani bu açıdan baktığın zaman çok uygun bir tecrübeli pas milli takımında kaptan yapan stoper biliyorsunuz. Bu doğru bir hareket. Şimdi nereye geliyoruz? Orta sahada. Getson Fernandez'le ilgili halen haber çıkması enteresan ya. Ya bu spor basınının hakikaten bir taraftan da bu yönde eksiği olduğunu gördük bir kere zaten. Demek ki bunu yani hukukçuları falan sorsalar keşke. Ben de sordum. Dediler ki ya kontrat imzalamışsa o adam artık Beşiktaş futbolcusu. Geçmiş olsun. Beşiktaş'ın oyuncusu. Yani Kemal Sunal filmindeki örneği verdik. Yani buzdolabı mı abi bu adam ya? Ya eşya değil yani insandan bahsediyoruz. Anlaştı, Beşiktaş'ı istedi. Galatasaray seni istemediği için adam geldi Beşiktaş'ı kabul etti. Falan filan. Bunun kaşımanın bir anlamı yok. Bunun kaşımanın bence tek bir mantığı var. Ya camiala kutuplaşsın. Ya İngiliz basında falan böyle saçma sapan haberlerin peşine yaratıp koşmuyordur galiba. Enteresan. Çok komik. Getson Fernandez önümüzdeki sezon orta sahasında Beşiktaş'ta Josep de Souza ile birlikte bu Kartal'ı Ümraniyespor almak istiyor. Ona kaptan sonra karar verecekler. Sol taraftaki Yakup Ondrejka birkaç gün içerisinde oldu olmadı. Yeni isim geliyor. Yeni isim yazılacak. Yakında çıkacak ismi. O da önemli bir oyuncu. Benim de beğendiğim bir oyuncu. Onun da bonservisi böyle 7 ile 10 milyon euro arasında bir oyuncudan bahsediyoruz arkadaşlar. Larin falan gitsin. Allah aşkına gitsin Larin, yeter ki adam gelsin falan denilecek durumda. Kulüpte o konuşur. Larin de falan uzatılmaz. Güvenle de zaten anlaşacağını pek zannetmiyorum. Anlaşırlarsa büyük sürpriz. Ama o sol kanat oyuncusu, aynı zamanda santrafor arkası oynayan oyuncusu bence çok daha önemli. Senin elinde Aydın Hasiç de var. Tyler Boyd de var. Bunların ne olacağını bilmiyoruz. Bak ben de açıkçası bilmiyorum. Ama kamp döneminde hoca bunun kararını verecek. Fakat o sol açık. Weghorst yanında sağda gezer. Ya da sağda başka bir kanat oyuncusu santrafonun arkasında gezer. Son 3-4 maç oynadı. Bakın çok enteresan. Sağda başka bir kanat oyuncusu. Yani bu ne demek? Yakup Ondrejka ile o benim dediğim sol açık, forvet arkası oynayabilen sol açık aynı anda gelebilir. Bunu da belirtelim. Aynı anda gelebilir. Weghorst'ta durum nedir? Weghorst'ta durum Beşiktaş'ın biraz daha şansı devam ediyor. Santrafor transferini bir an önce bitirmek istedikleri için acele ediyor Beşiktaş yönetimi. Onu sona bırakmak istemiyorlar. Ama Weghorst'ta Beşiktaş'ın şansı iyi derecede diyebiliriz. Hani hatırı sayılır. O şansın peşinden koşulur. Fakat Muleka kesinlikle ciddi derecede Beşiktaş bonservisini almaya çalışıyor. Yani ben Weghorst'la Muleka'yı aynı anda görürsem bu transfer dönemi inanın hiç şaşırmam. Bu ne demek oluyor? Savunmaya kesinlikle bir tane Türk stoper demek oluyor. Böyle bir ikili, iki tane santroforu yabancıdan yana kullanırsa, hele o sol kanat, diğer kanat da yabancı olursa arkadaşlar stoper kesinlikle Türk olur. Yani solun Türk, kalen Türk, stoperin Türk, efendim kanatlardan birini Türk yapabilirsin. Bazen beki de Türk yapabilir. Bak çok enteresan şeyler görebiliriz önümüzdeki sezon. Ama yine 8+3 diye bekliyoruz biz. O yüzden iki santrafor olma ihtimali, yani yabancı iki santrafor olma ihtimali de var. Ayrıca Türk santrafor, yani Cenk Tosun, Halil Dervişoğlu, yani Muleka'yı yedik o tutabilirsin bazen. Yabancı çıkar, yerli girer. Efendim, çift santrafor da yerli de girer. Yabancı da olur. Bir sürü seçeneğim var. Ama bu iki ismi aynı anda görmeye kendinizi biraz hazırlayın. Olur veya olmaz, onu bilmiyorum. Tek Muleka da olabilir, tek Weghorst da olabilir. Ama ikisini nasıl aldın Beşiktaş diye şaşırmayın sakın. Onu da çok net size ifade etmek istiyorum.
Başka düşünüyorum. Ne var ne yok. Başka da kafamızda pek bir şey yok. Yani gündeme de baktım zaten. Dün biraz tatil havasındaydık. Şu an için durum bu. Yani Getson'da bir sıkıntı. Kesinti zaten yok. Çünkü diğeri parasını vermedi. Gene Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu kadar değil. Hukuk yani öyle zaten. Ersin'le ilgili kimsenin haberini yalanlamak istemiyorum. Çok sorulduğu için şey yapıyorum. İki kulübede sordum. Yani teknik heyet tarafında sordurttum. Yok denildi. Ama şu an için Beşiktaş'ta keşke gelse öyle bir teklif. Yani para iyi çünkü. Yani keşke Ersin gitsin anlamında değil. Teklif para iyi. Yani şimdi 6 oradan. 6.5 Rıdvan'dan. Etti 12.5 milyon euro. Çarpı hesap makinesi patlar. Böyle bir rakam çıkıyor ortaya. İyi. Bu açıdan baktığınızda en azından transfer kaynaklarımız kasada tutmuş oluyorsunuz. Eldeki gönderdiğiniz oyunculardan bir kaynak yaratmış oluyorsunuz. Mesele bu. Her sene bir tane böyle oyuncu gönderip kaynak yaratsanız harika. Harikulade hatta. Efendim, sevgiler, saygılar. Instagram hesabımda Serdar Altdire Sarıda. Sağlıcakla kalın.